Ve mahalleli sapık nöbetinde eline keseri sopayı alan, banyo pencerelerine tırmanan sapığı yakalamak için sokağa çıkıyor. Mahallede 15 gündür kimsenin gözüne uyku girmiyor. Balta ve sopayla nöbet tutuyorlar. Bu öfkeli bekleyişin nedeni evlerinin banyo ve tuvalet pencerelerine dadanan sapık. Korkuları büyük. Günlerdir gözlerine uyku girmiyor. Hep nöbet tutuyoruz balta ellerimizde. Sakarya'nın Güllük mahallesinin başı dertte. Yaklaşık 2500 kişinin yaşadığı Güllük 15 gündür banyo ve tuvalet sapığıyla uğraşıyor. İddiaya göre şu ana kadar bu durumdan 15 kişi mağdur oldu. Diken üstündeki mahalleli polis ekiplerine haber verdi. Herkes gözü mahallede. Oradan buradan atlıyor bu taraflara şeylere. Ben de gördüm. Avlulardan atlıyor. Bak. Geliyor mu? Canlar neden yaptığım sapık buradan çıkıyor. Buradan. Bu şekilde buradan eline sokup terbiyesiz laflar söylüyor. İddiaya göre sapık tüm önlemlere rağmen ev ev dolaşmaya devam ediyor. Mahalle de bu yüzden tetikte. İftardan sonra eline balta, sopa ve kesici alet alan kapısının önüne çıkıyor. Ama yakalarsak işini bitirecek. Bilmiyorum ne yapacağız. Ya ufak bir temiz bir dayak yiyecek muhakkak. Aşağı yukarı 15 günden beri burada. Kalabalığın öfkesi büyük. Eğer sapığı yakalarlarsa önce kendi adaletlerini uygulayacaklarını söylüyor. Önlemler de en yüksek seviyeye çıkarılmış durumda. Vallahi gördüğünüz gibi camları demir taktık. Herkes öyle yapsın, önlemini alsın yani. Biber gazı falan da taşımaya başladım artık. Baltalı bekleyiş mahalleye dadanan sapık yakalanana kadar sürecek gibi görünüyor. Uzun boylu, kirli sakallı, kırmızı kapşonlu olduğu iddia edilen sapık her yerde aranıyor.